Kimsesiz bir kızdım. Annemi yıllar önce kaybetmiştim. Liseyi bitirmeme yakındı, babam öldü. Yapayalnız kaldım. Şimdi babamın uzak bir akrabası olan Kılıçoğlu Ahmet Bey'in yanına gidiyorum. Fakat bir İç Anadolu kasabasında oturan Kılıçoğlu ailesini hiç tanımıyordum. Sevgi Hanım'sınız, değil mi? Evet. Ben Kılıcıoğlu Ahmet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Kusura bakmayın, geciktim. At huysuzlandı da. Zarar yok efendim. Galiba küçük bir yer. Benden başka hiç kimse... Bavulunuzu bana verin. Araba bekliyor. Şaşırdım kaldım. Gelişim bir hadise olacak. Bütün aile beni istasyonda karşılayacak sanmıştım. Sefa geldim küçük hanım. Şerife arabacımız, bahçıvanımız, vekil harcımız, her işimize o bakar. Maşallah, epey de ağırmış. Aa, içinde neler yok ki? Elbiselerim, kitaplarım, ayrılırken arkadaşlarımın verdiği hediyeler. Kasaba dışında, epey uzakta oturuyoruz. Yıldıztepe'de. Bu ilk yolculuğum. Önceleri garipsedim ama sonra çok hoşuma gitti. Okulda Nihal diye bir arkadaşım vardı, zengindi. Seyahat hatıralarını anlatırdı, alay ederdik. Şimdi düşünüyorum da hakkı varmış kızın. Çok da severdik birbirimizi. Diplomaları aldıktan sonra öyle zor ayrıldık ki sormayın. Ben bile tutamadım kendimi, ağladım. Ya, ağladım. Ne güzel sürü! Sizin de sürüleriniz var mı? Ben de belki bir kuzu beslerim. Adını Karagöz koyarım. Elimle şeker yediririm. Büyüyünce de kestirmem. Varsın kocasın, eceliyle öldün. Çok yaşlı, buruş buruş bir koyun düşünün. İşte evimiz. Sen dinlen kızım, ben evdekilere haber vereyim. Babanı tanırdım.
İyi adamdı. Yakışıklıydı. Ağzın ufacık. Burnun muntazam. Kulakların küçücük. Yüzün de güzel. Saçların ne renk? Kumral. Adın Sevgi'ydi değil mi? Evet efendim. Seni görebilmeyi çok isterdim. Karım. Hoş geldin kızım. Bana Fatma teyze diyebilirsin. Peki efendim. Yorgunsundur. Bir şeyler yiyip hemen yatarsın. Teşekkür ederim, yolda yedim. Öyleyse odanı göstereyim sana. İyi geceler efendim. Sana da çocuk. Buyur kızım. İyi geceler. Thank you.
Geceye hiç benzemeyen bir sabah başlıyordu. Her şey güzeldi. Gece duyduğum sesleri, korkuyu bir an için unutmuştum. Kimse uyanmamıştı daha köşkte. Yıldız Tepe'yi dolaşmaya çıktım. Kurt, buraya gel! Hala inanamıyorum. Böyle bir şey yapabilmek için çıldırmış olmak lazım. Yıldız Tepe'de bir yabancı, hem de bir kadın. Kimsesiz zavallı bir genç kız. Çağırmayacaktınız onu buraya. Bunun mesuliyeti sana ait baba. Onun bir peri kızı kadar güzel olduğuna yemin ederim. İncecik fidan gibi bir boy, kalkık bir burun, yemyeşil gözler. İşte ta kendisi. Siz akşam gelen misafir olacaksınız. Ama hala tanışmıyoruz değil mi? Adım Ali. Ailenin en küçük oğluyum. Ben de Sevgi. Okulu yeni bitirdiniz. Uzaktan akrabamızsınız. Bu dağ başında oturmaya göze aldığınız için size en derin şükranlarımızı takdim ediyoruz. Abim Murat. Kahvaltınız kızım. Burada sabahları sofraya kaçta oturulur bilmiyorum. Erken kalkmıştım. Şöyle biraz etrafı dolaşayım dedim. Burada yalnız başına kahvaltı etmek daha hayırlıdır. Kederli yüzler, konuşmaktan korkan insanlar arasında insanda iştah namına bir şey kalmaz. Ben de kahvaltımı odamda yapıyorum. Büyük annem kendi işini kendi yapmaktan hoşlanır. Yardıma kalkan olursa kızar. Ne konuşuyorsunuz orada Ali? Sevgiyle konuşuyorum büyük anne. Nasılsın çocuk? İyi uyuyabildin mi? Pek uyuyamadım galiba. Yerini yadırgamışsındır. Fırtına, yağmur. Sonra bazı sesler duydum. Biri ağlıyor, uluyor gibiydi. Yalancı! Daha gelir gelmez yalana başladın. Böyle bir şey olsaydı ben de duyardım. Ama ben... Sus! Sus diyorum sana, yalancının birisin sen! Yeter Cemile! Hadi odana çık. Kusura bakma çocuk, sinirlidir biraz o. Ölen kızımdan yadigar bize. Murat. Buradayım büyük anne. Sevgi'ye kardeşçe muamele edin. Sen Cemile'ye onunla iyi geçinmesi lazım geldiğini öğretmelisin. Merak etmeyin büyük anne. Burada herkesle iyi geçineceğim. Sen istesen bile bu biraz güç olacak. Burada hepimiz lanetle çevrilmiş gibi yalnızlık ve karanlık içinde yaşıyoruz. Allah yardımcın olsun. Ali'yi sevmiştim. Sevimli, konuşkan, hayat dolu bir insandı. Onunla çabuk dost olduk. Geleceğinizi biliyordum. Ama fırtına çıkınca gece kasabadan dönemedim. Fırtınası çoktur buraların. Hele kışın kar aylarca kalkmaz. Nerede İstanbul? Bahsetsenize İstanbul'dan biraz. Sinemaları, tiyatroları, gece kulüplerini. Beyoğlu'nu anlatın bana. Yatılı talebeydim lisede, gece hayatım hiç olmadı. Ben akademide okurken yapmadığımı bırakmadım. Bitirdiniz mi akademiyi? Resmi istadım olmadığını anlayınca bıraktım. Edebiyat fakültesine yazıldım. Şaheser şiirlerim vardır, bir gün okurum size. Orayı bitirdiniz mi bari? Ne gezer? Devamsızlıktan orayı da bıraktım. Çalışmak istedim bir süre. Onu da beceremedim. Oh, epey maceralı bir hayatınız varmış. Evet.
Gece hayatı, günlük aşklar. Babam bunları duyunca gönderdiği parayı kesti. Süründüm bir süre. Sonra hastalandım. Telgraf çektim, Murat abim geldi aldı. İstanbul'dan Yıldıztepe'ye getirdi beni. Bana kalsa bu kabus yuvasına dönmezdim ya hiç. Ali'nin bu sözleri fırtınalı geceyi hatırlattı bana. Yoksa Cemile haklı mıydı? Rüya mı görmüştüm acaba? Bütün gece bunları düşündüm durdum. Sonra uyumaya çalıştım. Fakat her dakika o feryatları, ulumaları duyacağımı sanıyordum. Ertesi gün Murat'ın sarı çiçek yaylasına gittiğini öğrendim. Dediklerine göre orada bir kulübesi vardı. Köpeğiyle tam bir münzevi hayatı yaşıyordu. Ali ile büyük anne ilk günler olduğu gibi hala bana sıcak bir dostlukla bağlıydılar. Fatma Hanım evin içinde sanki bir gölgeydi. Kocasını çocuklarını gösterişsiz bir sevgiyle tapar gibi seviyordu. Kılıçoğlu ise sabahtan çıkıyor, gece geç vakit dönüyordu. Cemile ilk günler olduğu gibi gene bana düşmandı. Gel, gel Cemile. Bak ne kadar yakıştı. Bak, bu da yakıştı. Hemen bana basmayın tarım yetişir. Erkekleri baştan çıkarmak isteyen kuş beyinli kızlar giyer böyle şeyleri. Ne yaptı size gene? Kusuruna bakmayın onun. Anası babası ölünce serbest bıraktık. Yalnız vahşi büyüdü buralarda. Alışınca sizi seveceğine eminim. Murat'ın, Cemile'nin düşmanca hareketleri, Fatma Hanım'ın Kılıçoğlu'nun varlığımdan habersiz gibi davranışları karşısında ben de değişmiştim. Artık okuldaki canlı, hayatı seven kız değildim. Bunun ilk farkına varan büyük anne oldu. Görmediği halde nasıl sezdi bilmiyorum. Beni iyi dinle çocuk. Biliyorum, Yıldıztepe eğlenceli bir yer değildir. Ama sen neşenle, canlılığınla bu karanlık yere hayat ve aydınlık getirebilirsin. Senden bizi değiştirmeni istiyorum. Sakın bize benzeme. Bütün ümidim sende. İstesen bize ne büyük iyiliğin dokunabilir bilemezsin. Büyük anne haklıydı. Her şeye rağmen eski sevgi olmalıydım. Bunun için de elimde bir fırsat vardı. Ertesi gün doğum günümdü. La 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 la. Sarık, güzel oldun mu?
Ne var, ne oluyor? Sevgi geldi büyük anne. Ama ne geliş bir görmelisin büyük anne. Sürmüş sürüştürmüş panayır kızı gibi olmuş. Temiz bir elbise giymek kabahat mı Cemile? Bu evimizde alıştığım bir şeydi. Her yıl kutlardık. Bugün doğum günüm benim. Daha önce niçin söylemedin? Her zaman mutlu, her zaman böyle güzel olmanı dilerim. Sabah kasabadan almıştım, sanki biliyormuşum gibi. Çok teşekkür ederim. Ne yazık, Sevgi'ye verecek hiçbir şeyimiz yok. Biz doğum günlerini kutlamayı çoktan unutmuş insanlarız. Bakın bunun için size verecek hediye bile bulamıyoruz. Yıldıztepe'de yalnız ölüm günleri anılır. Bu sözlerin sırası mı abi? Yıldıztepe bir mezarlık galiba. Evet, doğru. Burası sadece bir mezarlıktır. Hayır, yanlış. Yıldıztepe sadece bir zindan, biz de gönüllü mahkumlarıyız. Ali! Biraz uzaklaşsak zincirlerimiz çakırdar. Yıldıztepe geri çağırır bizi, döneriz. Bu evden bizlerden korkuyorsun değil mi? Gözlerinden belli. Sen de benim gibi şeytanın nefesini yüzünde duyuyorsun değil mi? Bu evin karanlığı senin de yeşil gözlerinin parlaklığını solduracak. Burada esen lanet rüzgarı seni de önüne katacak. Ne güzelliğin kalacak, ne ümidin. Bizler gibi olacaksın. Edebiyat yeter. Sevgi Hanım'ı rahatsız ediyorsun. Ben mi? Yoksa gülmeyi unutmuş karanlık yüzleriniz, boğuk seslerinizle sizler mi? İçinizde bu uğursuz evin havasıyla zehirlenmemiş bir ben varım. Bu dağ başından bir kurtulsam... İstemiyorsan gidersin. Fakat bu defa dönmemek üzere, anlıyor musun? Erkek gibi. Ağlamadan, sızlamadan. Sakın beni imdadına çağırma. Şikayetlerinden, gevezeliğinden usandık artık. Çocukluğundan bıktık. Bu dağ başında sizin gibi diri diri gömülmek istemediğim için sevmiyorsunuz beni. Hele sen, kendini cesur ve kuvvetli sanıyorsun değil mi? Peki neden herkesten kaçıp dağ başlarına saklanıyorsun? Sus! Gerçeği söylediğim için kızıyorsun. Benden çok ıstırap çekiyorsun sen. Benden daha çok nefret ediyorsun Yıldıztepe'den. Ama gizliyorsun. Çünkü mağrursun. Seneler önceki suçu... Sus diyorum budala! Murat! Murat, yanıma gel. Affedersin büyük anne. Ne söylediğimi bilmiyorum. Sinirlerim bozulmuş olacak. Yoksa... Haksızlık ettim. Ona kızmak değil, acımak lazım. Çocukken de kavga ettiğimiz zaman büyük anne imdadına yetişirdi. Bunu bildiği için ileri geri konuşur. Siz de ona çok aşın davrandınız. Bunun için mi ağlıyorsunuz? Ona söylediklerim için mi? Havanın tesiri, asabım bozuldu. Çok bedbaht zavallı. Bu hayata alışamadığı belli. Halbuki geldiğinizden beri çok mutlu görünüyorum. Burada büyük anneyle ondan başka dostum yok. Size gelince... Bana gelince... Söyleyin, çekinmeyin. Vahşi, kaba adamın biriyim, değil mi? Odama çıkmak istiyorum, üşüdüm. Gidiyor musun çocuk? Evet büyük anne. Beni de odama götür. Bu gece müthiş bir fırtına kopacak. Belki ileride bir gün bu saadetini kutlar, sana bu geceyi unuttururuz. Unuttum bile büyük anne. Bu gece hemen uyumak istiyorum. Bu karanlıktan kurtulmak istiyorum. Uyuyunca belki rüya görürüm. Hayal meyal de olsa ışıklar görürüm. Ah bir uyuyabilsem. Fırtınayı da duymam. Her şey ben uykudayken olup biter belki. Hadi sen de git yat çocuk. İyi geceler büyük anne.
Büyük anne fırtınayı da duymam belki demekle ne demek istemişti? O esrarengiz sesleri duyduğun gece de fırtınalı değil miydi? Murat abi, Murat abi, kurtar onu! Yalvarırım, kurtar onu Murat! Cemile hasta, siz de odanıza gidin. Kurtar onu! Ya burada ıslanıyor! Öldürüyorlar onu! Sus, yeter artık! Vurma! Vurma diyorum sana! Aç kapıyı! Aç! Kapıyı aç! Öldürüyor onu! Gece gördüklerim bir kabus olamazdı. Öfkeli yüzü, elinde kamçısıyla Murat hala gözlerimin önündeydi. Cemile'nin haykırışlarını evdekilerin duymamış olmalarına imkan yoktu. Kim ölmüştü? Öldüren kimdi? Niçin gelip onun elinden kurtarmamışlardı kızı? Neden dövüyordu onu Murat? Kendimi kaybettikten sonrasını hatırlamıyorum. Beni odama kim getirmişti acaba? Günaydın Murat abi. Günaydın Cemile. Günaydın. Günaydın. Çay? Gece olanlardan sonra Murat'la Cemile'nin dostlukları akıl almaz bir şeydi. Hiçbir şey olmamış gibi sakindiler. Hemen koşup sormak geldi içimde. Sonra vazgeçtim. Bir şey söylemeyeceklerdi. Geçen sefer de öyle olmamış mıydı? Bir sır vardı Yıldız Tepe'de. Korkunç bir sır. Ama neydi? Günaydın. Günaydın. Hava ne güzel dünkü fırtınadan sonra. Fatma, çay koyar mısın Sevgi'ye? Sevgi, kasaba yanıyorum. Sen de gelir misin? Değişiklik olur biraz. Gelirim tabii. Doktorlara da uğrarız. Leyla ile tanışırsın. Leyla kim? Çok eski bir aile dostumuz. Doktor Faruk Bey'in kızı. Ali ile çok iyi arkadaştırlar. Ne güzel bir spor. Ben de yapabilir miyim acaba? Duyuyor musun Murat abi, odun kıracakmış. Aman Allah'ım! Sen ha, boyalı tırnaklarınla.
İki vuruşta o küçük ellerinizin ne hale geleceğini görmek isterdim. Bu iş şehirli küçük hanımların işi değil. Hakkınız var. Laf olsun diye söyledim. Benim işim değil bu. Tabii değil. Aslında bu dağ başında yaşamanız bile mühim bir şey. Her şeye alışılıyorum. Burada eğlenceli bir hayat sürmüyorum. Ama şikayet de etmiyorum. Buradan kurtulacağınız anı nasıl bekliyorsunuz kim bilir? Siz benden kurtulmayı ne kadar istiyorsanız. Çabuk kızıyorsunuz. Ne söylesem kırıyorum sizi. Misafirimizsiniz. Yıldıztepe'den gitmenizi isteyecek kadar kaba bir insan mıyım ben? Ne oluyorsunuz anlamıyorum. Hep Sevgi'ye çatıyorsunuz. Ali abim neden her zaman Sevgi'nin tarafında? Sen karışma bu işlere. Bu kavgalar, çatışmalar ne zaman bitecek? Cemile, sana kaçtır söylüyorum Sevgi'yle iyi geçineceksin diye. Sana da Murat. Ben buradan gitmeden hiçbir şey düzelmeyecek büyük anne. Murat'la Cemile beni sevmiyorlar. Sevgi, aldanıyorsun Sevgi. Seni burada herkes seviyor. Hepimiz seviyoruz. Ne yaptın budala? Çok ıslanmadınız ya. Sizden nefret ediyorum. İkiniz de dünyanın en sevimsiz, en kalpsiz mahluklarısınız. Anladınız mı? Git af dile. Ama Murat abi... Git af dile diyorum. Benden af dilememi söylediler. Bana kalsa... Kim zorlamıştı Cemile'yi acaba? Neden lüzum görmüşlerdi bunu? Çevrenin güzelliğine kapılmış bir süre olanları unutmuştum. Cemile sana niçin düşman biliyor musun? Ondan çok güzel olduğun için. Dünyada bir eşin daha olduğunu sanmıyorum. Teşekkür ederim Ali. Meleklerden güzelsin. İnce ve beyaz, biraz naz, biraz korku. Karanlıkta ışık dolu. Yüreğimde bir şey var, yeni bir duygu. Öğrenmek ister misin? Son şiirimdi. Kendine haksızlık ediyormuşsun. Hiç de kötü yazmıyorsun. Şiir heyecansız yazılmıyormuş, şimdi anladım. Nereye gidiyor burası? Sarı Çiçek Yaylası'na. Abimin inine buradan gidilir. İşte bizim kasabamız. Küçük ama şirin bir yer. Şuraya bak! Kılıcıoğullarında bir misafir! Hayırdır inşallah! Dünyanın sonu geldi desene! Aralarına karışmadığımız için bizi pek sevmezler, tekin saymazlar. Yıldıztepe'ye de yeni bir isim takmışlar, Şeytan Tepe. Bak nasıl bakıyorlar bize! Buraya pek az yabancı gelir. Hele senin gibi güzel bir kız Şeytan Tepe'ye misafir gelmişse, kim bilir nasıl yorumlarlar şimdi. Doktor Faruk'ların evi de karşısı. Doktorun karısı Zehra Hanım'la kızı Leyla'yı çok sevdim. İyi insanlar oldukları yüzlerinden belliydi. Ben gelmeden önce Ali'nin neden sık sık kasabaya indiğini sezer gibi oldum. Biraz sonra Faruk Bey de hastasından döndü. Hoş geldiniz kızım, metinizi duyuyorduk. Ali anlatamamış meğer, çok daha güzelsiniz. Yıldıztepe'ye alıştınız mı bari? Önce çok yadırgadım ama şimdi sevmeye bile başladım.
Bir haftadır gelmiyorsun. Her gün gelmene alışmıştım. Devamlı çalışıyorum, okuyorum, yazıyorum. Onun için inemiyorum. Leyla'yı alıp buyursanız bir gün Yıldız Tepe'ye. İnşallah bir gün rahatsız ederiz kızım. Müsaadenizi rica edeceğiz. Daha ne kadar oturdunuz ki? Bir saatlik yolumuz var. Karanlık basmadan Yıldız Tepe'ye varmamız lazım. Ali doğru söylüyor. Önce Ali'nin okuduğu şiire fazla mana vermemiştim. Ama arabadan inerken Yıldız Tepe'deki tek dostumu da kaybetmekte olduğumu anladım. Buyurun. Ali. Günaydın. Günaydın Ali. Senden kitap istemeye gelmiştim. Fazla kitabım yok. Hangisini istersen al. Senin seçmeni, çok sevdiğim bir kitabı vermeni istiyorum. Gördüklerimi söyleyeceğim diye kaçıyorsun değil mi? Cemile! Ali abimle demin odada... Sus! Sus diyorum sana Cemile! Susmayacağım işte! Söyleyeceğim hepsini! Nasıl sarılmıştın ona? Nasıl boynuna dolamıştın kollarını? Çok fena olacak Cemile! Yalan mı? Ali abimle öpüşmediniz mi odada? Murat abi! O serten bu tokadı çoktan hak etmişti. Neden iftira etmişti bana Cemile? Murat'ı seviyordu. Kıskanıyordu beni. Bunun için yapmıştı. Peki Murat onu dövdüğü halde etrafında Murat abi, Murat abi diye neden dört dönüyordu? Anlayamıyordum bazı şeyleri Yıldız Tepe'de. Anlamama da lüzum yoktu zaten. Bütün olanlardan sonra yapayalnız kalmıştım. Artık gitmekten başka çarem yoktu. Kimseye haber vermeden kaçacak. İstanbul'da bir iş bulup çalışacaktım. Thank you.
burada Osman Kılıçoğlu yatıyor. 25 yaşında ölümlerin en beteriyle öldü. Kim o? Benim büyük anne. Gel çocuk. Ben de seninle konuşmak istiyordum. Demin nereye gittin? Mezara büyük anne. Osman'ın mezarını. Kim bu Osman? Neyiniz olurdu? Söyleyin büyük anne. Beni bu kabustan kurtarın. İsteme bunu benden. İsteme çocuk. Ölümlerin en beteriyle öldü ne demek? Kimdi Osman? Yalvarırım söyle. Anlat artık. Murat'la Ali'nin ortanca kardeşleriydi Osman. Sen bize lazımsın çocuk. Sana her şeyi anlatmalıyım. Her şeyi bilmelisin artık. Gel, yanıma otur şöyle. Kılıcıoğulları büyük ve asil bir ailedendir. Zaten kızımla Ahmet Bey kardeş çocukları olurlar. Atalarımızdan Murat Kılıcıoğlu eski Türk beylerinden biriymiş. Ailemizin bütün erkekleri de ona benzemiş. Mert, cesur ve fedakar. Daima iyi ve dürüst yaşamışlar. Biz de öyle yaşadık 7 yıl öncesine kadar. İstanbul'da bir konağımız, kurulu düzenli bir hayatımız vardı. Kızım, damadım, torunlarım, bir de Cemile. Nasıl mesuttuk bilemezsin. Osman ailenin ortanca oğluydu. Hepimizin gözdesiydi. Ona şehzade derdik. Güzel, iyi kalpli, neşeliydi. O zamanlar Ali, Murat, Osman birbirlerini candan seven 3 kardeştiler. En küçükleri Ali'nin yazdığı şiirlere takılır, tatlı tatlı şakalaşırlardı aralarında. Süs kalarak yanımıza gelmiş olan Cemile'yi çok sever, onunla çocuk gibi oynardı Osman. Aradan birkaç ay geçti. Murat Anadolu'ya tayin oldu gitti. Ali lisede yatılı okuyordu. Osman yavaş yavaş durgunlaştı. Geceleri eve geç gelmeye başladı. Hiçbirimizle konuşmaz olmuştu. Küçük Cemile gece yarılarına kadar merdiven başlarında beklerdi. Ama onunla bile ilgilenmiyordu Osman. Seninle konuşmak istiyorum. Şimdiye kadar benden hiçbir şeyini saklamamıştın. Söyle, biri var değil mi? Evet büyük anne, seviyorum, aşığım. Kime? İsmi Türkan. Mahalleye yeni taşındı, onu çok seviyorum. O da beni seviyor ama... Evli büyük anne. Evli mi? Bir Kılıcıoğlu evli bir kadınla? Aklını başına topla Osman. Kocası her şeyi biliyor. Ayrılsa hemen evleneceğiz ama ayrılmıyor. Görsen öyle güzel, öyle iyi ki. Tanıyorum. Birkaç defa gördüm. Uğursuz bir güzelliği var. Hemen ayrılacaksın o kadından. Beni çok seviyor büyük anne. Kocası yaşlı bir adam. Sık sık seyahate çıkıyor. O zaman gizlice evine alıyor beni. Ama her geçen gün daha suçlu hissediyorum kendimi. Görmemeye çalış. Babanla konuşurum. Avrupa'ya gider, tahsilini orada tamamlarsın. Çok gençsin, zamanla unutursun. Çok düşündüm, yapamadım. Yapacaksın. Bizler için, benim için.
Tam bir Kılıcıoğlu gibi cesur ve iradeli ol. Ailenin mutluluğu sana bağlı. Bana güç verdin büyükanne. Yarın gidip konuşacağım. Ne olursa olsun ayrılacağım ondan. Ertesi gece geç vakitlere kadar odasında bekledim onu. Ayrıldık. O gece sabaha karşı Fatma'nın feryadıyla uyandım yataktan. Nereye götürüyorsunuz? Nereye götürüyorsunuz onu? Bırakın Osman'ım, kimseyi öldürmez. Hepsi iftira. Götüremezsiniz yavrumu. Sakin olun efendim, sakin olun. Bırakmam, o kimseyi öldürmez. Beni affet baba. Kocasını öldürmüş büyükanne. Ona kocası varken beni yok bilmesini söylemiştim. Bunu benim için, aşkımız için yaptı. Gitme. Bizi bırakma Osman abiciğim. Götürdüler! Osman'ım gitti! Osman'ım! Osman! Ertesi günü her şeyi öğrendik. Türkan kocasını zehirlemiş, adam kıvranmaya başlayınca da doktor çağırmaya mecbur olmuştu. Gelen doktor adamı kurtaramamış, durumu polise bildirmişti. Paniğe kapılan Türkan, suçu Osman'ın üstüne atmıştı. Felaketi duyan Murat'la Ali de koşup gelmişlerdi. Elbet gerçek anlaşılacak, Osman'ı serbest bırakacaklar diyorduk. Ama hiç beklemediğimiz korkunç bir şey oldu. Ben öldürdüm. Sevdiğim kadının yalnız bana kalmasını istediğim için öldürdüm. Adamın sinir ilacı kullandığını biliyordum. Gizlice yatak odasına girdim, zehri ilacın içine ben koydum. Türkan'ın bundan hiç haberi olmadı. O suçsuzdur. Mahkeme boyunca bunları tekrarladı durdu. Kadını tahliye ettiler. Şaşkınlık içindeydik. Avukatlar bu ifade karşısında bir şey yapamayacaklarını söylüyorlardı. Karardan 2-3 gün önce hapishaneye Osman'ı ziyarete gittim. Osman, yavrum. Neden geldin büyük anne? Yapılacak bir şey yok artık. Bütün aile namına geldim. Doğruyu söylemen için sana yalvarmaya geldim. Hayır büyük anne. Her şeye ben sebep oldum. Farkına varmadan onu bu cinayete ben teşvik ettim. Ayrılacağım demeseydin bu cinayeti... Suçu senin üstüne attığı halde nasıl böyle konuşabiliyorsun? Başka ne yapabilirdi? Korktu zavallı. Zaman zaman hepimiz korkmuyor muyuz? Böyle bir kadın için kendini nasıl feda ediyorsun? Seni sevmiş olsaydı beraber yaptık derdi. Her felaketi seninle paylaşırdı. Onu seviyorum büyük anne. Osman'ım benim. Karar düşünemediğimiz kadar korkunç oldu. Osman'ı idama mahkum etmişlerdi.
Cemile erkenden evden kaçıp son defa Osman abisini görmeye gitmiş. Öldürmeyin onu! Kurtarın Osman abi! İndirin oradan ıslanıyor! Ne olur kurtarın onu! O günden beri Cemile yarı deli kaldı. Yağmurlu havalarda büsbütün kaybediyor kendini. Onu ancak Murat teskin edebiliyor. Bazen de zor kullanmak, hatta kendine gelmesi için tokatlaması icap ediyor. Zavallı Cemile. Sonra neyimiz varsa satıp savdık. Bir daha İstanbul'a dönmemek üzere buraya geldik. Osman'ımızı da getirip gömdük. İşte Kılıcıoğulları'nın sırları. Kendimizi buraya hapsettik. Kılıcıoğulları bitiyor, tükeniyor çocuk. Bu ne korkunç bir şey bilemezsin. Soyumuzun devamı için her şeye razıyım ama bunu kimden bekleyebilirim? Cemile yarı deli bir kız. Ali Uçar'ın ne istediğini bilmeyen bir çocuk. Bütün ümidim Murat'ta. Murat'ta mı? Evet. İradeli, mert ve cesur. Ne yazık ki o da burada çürüyecek. O da bizler gibi ebedi bir mahkum. Niçin yeniden yaşamaya çalışmıyorsunuz? Niçin büyük anne? Yoruldum çocuk. Beni yalnız bırak. Her şeyi öğrendikten sonra haksız olduğumu anladım. Şimdiye kadar bu insanlara karşı anlayışsız ve kaba davranmıştım. Kendime kızıyordum. Bundan sonra değişecek, onlara yardım etmeye çalışacaktım. Ben de seni arıyordum. Canım sıkılıyor. Beraber dolaşalım diyecektim. Boğuluyorum köşkte. Doğru. Yıldız Tepe'nin kasvetli havası çöküyor insanın üstüne. Baksana şu güzelliğe. Yıldız Tepe'de böyle olmalı. Güzelleşmeli. Önce evin o siyah yüzünü değiştirelim. Yeni güler yüzde eşyalar, perdeler alalım. Kasabadan birkaç yeni dost edinelim. Önce o doktorla kızından başlayalım. Bana yardım edersen evdekileri yavaş yavaş hayata döndürebiliriz. Bana ne bunlardan? Hala anlamıyor musun? Ben seni seviyorum. Evlenmek istiyorum seninle. Bu mesele bitsin Ali. Bir kardeş gibi bağlayayım sana. Başka türlü sevemem seni. Vazgeçmem senden. Bizim mahallenin erkekleri sevdiler mi ölesiye severler. Sen karışma bu işe. Kızı rahat bırak. Neden mani oluyorsun? Onunla arkadaşlık kuramadığın, ona yaklaşamadığın için beni kıskanıyorsun değil mi? Ben kimseye yaklaşmak istemiyorum. Bu kız her haliyle sinirime dokunuyor. Kendini beğenmiş budalanın biri. Sana gelince, onun gönül eğlencesinden başka bir şey değilsin. Ama bir gün bırakıp gidecek, perişan edecek seni. Onu seviyorum. Bu kaçıncı aşık oluşun? O gelmeden önce Leyla'nın peşindeydin. Sevgi hiçbirine benzemiyor. Onunla evleneceğim. Vazgeçeceksin ondan. Vazgeçmeyeceğim. Sizlere benzemeyeceğim. Ebedi bir matem tutmayacağım. Seviyorum. Sevmek suç mu? Kılıcıoğullarından senin kadar zayıf iradesiz budala biri de çıkıyor demek. Yazık. Ben ismimizle senin kadar övünmüyorum. Lafını bil. Yoksa kardeş mardeş dinlemem. Yeter be! Sabahlar hayır olsun. Size de Şeref Efendi. Murat Bey yaylaya giderken bıraktı bunu. Küçük hanıma ver diye tembihledi. Ne
Bütün gece düşündüm, Yıldız Tepe'den gitmeniz gerektiğine karar verdim. Burası gönül oyunlarına sahne olacak bir yer değildir. Gidin, kabil olduğu kadar çabuk gidin. Döndüğümde sizi Yıldız Tepe'de bulmayacağımı ümit ediyorum. Murat haklıydı. Ona ilk defa kızamıyor, hak veriyordum. İki kardeşi düşman etmiş, Osman'ın felaketini hazırlayan Türkan'ın durumuna düşmüştüm. Hemen gitmeliydim. Kaçmalıydım Yıldız Tepe'den. Odana kapanmış, ne yapıyorsun çocuk? Gidiyorum büyük anne. Neden? Sebep ne? Benim yüzümden birbirlerine girdiler. Ali sevdiğini söylüyor, evlenmek istiyor benimle. Peki sen? Sevmiyorum, sevemem de. Ali görünüşte kocaman bir adam ama ruhu çocuk. Her güzel şeye sahip olmak ister. Sonra da çabucak bıkar. Fakat seni rahatsız etmesine müsaade etmeyeceğim. Konuşurum onunla. Hayır büyük anne, gitmemle her şey düzelecek. Gitmeyeceksin çocuk. Murat da gitmemi istiyor. Mektup yazmış. Zaten geldiğimden beri beni istemiyor. Benden nefret ediyor. Bir anlayabilseydim Murat'ın vahşi kaba tavırlarının sebebini. Aslında kötü bir insan değildir o. Bakma kılığına, kıyafetine. Kültürlü, okumuş bir insandır. Mülkiyi birincilikle bitirdi. Mülkiye mezunu mu Murat? 2 sene kaymakamlığı bile var. İstersen o mektup için gelir, özür diler senden. Hayır, hayır büyük anne, rica ederim böyle bir şey yapmayın. Öyleyse burada kal. Bizi bırakma çocuk. Murat'a kızma. Bir gün her şeyi daha iyi anlayacaksın. Sen cesur, iyi kalpli bir insansın. Seni torunlarım kadar seviyorum. Vazgeçtin artık gitmekten değil mi? Ama Ali büyük anne. Konuşurum onunla dedim. Yoruldum. Şimdi odama götür beni. Büyük anne. Büyük anne. Büyük anne. Büyük anne. Yetişin, büyük anne ölüyor! Merhabalar, hastamız nasıl? Bu sefer ağır doktor. Üzülmeyin, bu ilk krizi değil. Merhaba Ali, geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Göreceğim mi geldi de çağırttım beni buralara kadar? Bu üçüncüsü doktor. Merak etmeyin, o hepimizi eskitir. Şu camı açar mısınız? Siz de biraz dışarı çıkın lütfen. Sen kal kızım. Enjektörü ver bana. Kurtulacak değil mi doktor bey? Tabii. Demir gibi bünyesi var. Böyle bir zamanda konuşmam doğru değil ama... Neden gelmiyorsun bize? Ne oldu sana? Çok değiştin son günlerde. Yoksa başkası mı var? Bunu tahmin etmiştim. Ama inanmak istemiyordum. Nasıl oldu doktor? Üzülmeyin, atlattı. Mışıl mışıl uyuyor. İsterseniz görebilirsiniz. Yalnız uyandırmayın. Üzgünsünüz kızım. Zordur Kılıçoğullarına alışmak. Hele geçirdikleri felaketi düşününce... Evet, büyük anneden öğrendikten sonra hak veriyorum onlara.
Demek anlattı büyük anne. Halbuki herkesten gizlerdi. Sizi çok sevmiş olacak. Olanları hatırlıyorum da... Türkan çok güzel fakat ahlaksız bir kadındı. Osman'dan hemen sonra öldüğünü de biliyor musunuz? Hayır. Yanında bir tabanca ile ölüsünü buldular. İntihar dediler, mesele kapandı. Ama Türkan kendisini öldürecek kadınlardan değildi. Bence öldürüldü. Bana müsaade. Bir hastam bekliyor. Meraklanmayın artık. Yarına sapasağlam kalkar büyük anne. Demek Türkan öldürülmüş. Katil Kılıçoğullarından biri olacak. Osman'ın intikamını almak için yaptılar bunu. Hangisi? Hangisi yaptı acaba? Susan, konuşmayan, oğlunun ölümünden sonra adeta zorla yaşayan Kılıçoğlu. Belki de karısı. Ezik, dertli, bitmiş, kavrulmuş bir ana. En sevdiği oğlu bir hiç uğruna asılmış. Neden yapmasın? Belki de Cemile. Osman'ın asıldığını gördüğü gibi yağmurlu bir gecede o kriz anlarından birinde. Ama o küçük de olamaz. Ya Ali? İçli, şair ruhlu ama onun da kendini kaybettiği anlar yok. Hayır hayır. Hiçbiri değil. Murat'ın işi bu. İnsanlardan uzak, kaba, vahşi adamın işi bu. Niçin dağlara kaçıp saklanıyor? Neden aralarına bir yabancının girmesini istemiyor? Her şeyi apaçık görüyorum artık. Onları Yıldıztepe'de çürüten Osman'ın matemi kadar Murat'ın katil oluşuydu. İyice emin olmak için Murat'ın odasını aramaya karar verdim. Bir yazı, bir not, bir eşya... Ne bileyim, onu ele verebilecek bir şey bulabilirdim belki. Ne yapıyorsunuz orada? Hiç. Hiçbir şey. Bunlar mı hiç? Şimdi de aile sırlarımıza mı burnunuzu sokuyorsunuz? Mektup gönderdim size. Okumanız yazmanız yok mu? Hala ne duruyorsunuz Yıldıztepe'de? Şimdi de Murat abimle başladın değil mi? Öldüreceğim, öldüreceğim seni! Ne arıyordun Murat?
Murat abimin odasında ha? Ne arıyordun? Kim seni öldüreceğim? Geberteceğim! Cemile! Bırak beni Murat abi! Budala! Bir daha böyle bir şey yaptığını görürsem karışmam! Hadi odana git şimdi! Bunun için mi bağırıyorsun bana? Bunun için mi? Hadi git diyorum! Odanıza götüreyim sizi. Bir şeyim yok. Kendim giderim. İstemem. Giderim kendim. Derin değil, sıyrılmış. Biraz tentirtiyot basalım, hemen geçer. O günden sonra günlerce görünmedi Murat. Yaylaya çıkmıştı gene. Onun yokluğuyla Yıldıztepe sanki daha ıssızlaşmıştı. Kaba, vahşi tavırlarını arıyordum onu. Her şey bana Murat'ı hatırlatıyordu. Bir gün farkına varmadan kendimi Sarı Çiçek Yaylası'na giden yolun başında buldum. Neden gelmiştim buraya? Sen misin çocuk? Evet büyük anne. Yanıma gel biraz. Onu çok seviyorsun değil mi? Ben mi? İnkara kalkışma. Onu sevdiğini biliyorum çocuk. Çok, çok seviyorsun onu. Kendime bile itiraftan korktuğum bir şeyi nihayet kabul etmek zorunda kaldım. Büyük anne doğru söylüyordu. Murat'ı seviyordum. Onu ilk gördüğüm anda sevmiştim. Bütün öfkem, bütün hırçınlığım beni sevmiyor, beni istemiyor, benimle ilgilenmiyor diyeydi. Yıldıztepe'den niçin ayrılamadığımı biliyordum artık. Ondan uzaklaşamıyordum. Katil oluşu bile umurumda değildi. Git oraya, yaylaya. Hemen git, durma. Çocuk. Yalnız unutma. Murat bir yanardağdır, bir deli rüzgardır.
Neden geldin? Ali bitti, şimdi sıra bana mı geldi? Ali ile aramda bir şey yok. Doğru, gönül eğlendirdin onunla. O ıssız, uğursuz yerde oyalanmak için Ali'den iyi oyuncak olamazdı. Murat! Sus! Ben söyleyeyim sana buraya neden geldiğini. Ondan bıktın. Seni eğlendirdi kâfi derecede. Şimdi yeni eğlenceler, yeni zevkler arıyorsun. Onun için geldim buraya. Hayır! Vedaya geldim. İçimi dökmeye geldim. Dünyada senden kaba, senden kötü bir insan olmadığını, Yıldız Tepe'de yalnız senden nefret ettiğimi söylemeye geldim. Sen vahşi, kaba, dağlının birisin. Bu karanlık yüzle, bu düşman bakışlarla hayatının sonuna kadar yalnız yaşayacaksın. Seni kimse sevmeyecek, kimse istemeyecek. Bırak beni! Bırak beni! Bırak diyorum! Bırak! Yalvarırım, bırak! Seni ilk gördüğüm anda sevdim. O mektubu da aklımca Ali'yi senden kurtarmak için yazmıştım. Gerçekte kendi korkumdu o. Giderse belki unutur, kurtulurum diyordum. Her şey bitti artık. Bir daha ayrılmayacağız. Nasıl yaşadığımı görüyorsun. Ben yalnız seni istiyorum. Senin olduğun her yerde yaşamaya razıyım. Şimdi hayatı yeniden sevmeye başladım. Yaşamamın bir sebebi var artık. Benim de Murat. Tanıdık bir köylü olacak, gidip bir bakayım. Kıpırdama dedim! Kalle şerif! Bana onun hakkında söylemediğini bırakmamıştın. İyiliğime çalışıyordun değil mi? Bütün derdin beni aradan çıkarmakmış. Beni dinle Ali. Hiçbir şey dinlemiyorum artık. Hesaplaşmaya geldim buraya. Sakin ol Ali. Konuşalım, anlatayım. Yaklaşma! Geberteceğim seni. Gelme! Gelme diyorum! Anlıyorum, Türkan'ı da sen öldürdün. O zaman haklı görmüştüm seni. Ama şimdi öz kardeşini bulunca sen ne sevilmeye ne yaşamaya layıksın. Nefret ediyorum senden. Nefret! Nefret! Geçmiş olsun, yara pek derin değil. Bir hafta sonra bir şey kalmaz. Merak etme, kimse bir şey duymayacak.
katil! Acımadan vurdu kardeşini. Türkan'a vurduğu gibi. Türkan'ı öldürdüğünü ne biliyorsun? Biliyorum. Her şeyi biliyorum. Boşuna inkar etmeyin. O katili korumayın artık. Türkan'ı o öldürmedi. Ölümü hak etmişti o kadın, ölmeliydi. Ama Murat öldürmedi onu. Dinle beni çocuk. Artık her şeyi bilmenin zamanı geldi. Osman daha asıldığı gün, Türkan en ufak bir azap, en ufak bir pişmanlık duymadan hayatını yaşamaya başladı. Bir akşam Osman'ın intikamını almaya, Türkan'ı öldürmeye bütün ailenin erkekleri yemin ettiler. Bir Cumhuriyet Bayramı gecesiydi. Ali ile Murat gençtiler. Kılıcıoğlu aileye lazımdı. Günlerce bunları düşünmüş. Bu cinayete öyle karar vermişti. 5 dakika geç kalsam Murat yapacakmış. Yoruldum çocuk. Hastasınız büyük anne. Evdekilere haber vereyim. Gitme. Bir şeyim yok çocuk. Dinle. Sonra teslim olacaktım. Düşündüm. Bu da aile için yeni bir darbe olacaktı. Polis bir müddet bizden şüphelendi. Ama hiçbir delil bulamadılar. Evde de herkes birbirinden şüpheleniyor. Fakat kimse kimseye bir şey soramıyordu. Hala ailede Murat'tan başkası benim Türkan'ı öldürdüğümü bilmez. Sonra bu kadar heyecana dayanamadım. Yatağa düştüm. İyileştiğim zaman artık görmüyordum. Siz cesur bulunmaz bir insansınız büyük anne. Bana biraz su ver çocuk. Büyük anne. Büyük anne.
O geceden sonra Murat'ı ilk defa o gün gördüm. Bir defacık bile bakmadı yüzüme. Sonra sarı çiçek yaylasına doğru uzaklaştı gitti. Ali de kasabaya, Leyla'ya döndü. Büyük annenin ölümünden, Ali'nin vurulmasından kendimi suçlu hissediyordum. Türkan gibi ben de aileye felaket getirmiştim. Artık Yıldız Tepe'de kalamazdım. Bir sabah hiç kimseye görünmeden, vedalaşmadan çıktım. Gidiyordum. Ama ümitlerim ve sevgim Yıldız Tepe'de kalacak. Gitme Sevgi. Gitme Sevgi. Bunu senden istemek için çok düşündüm. Son ümidimizsin sen. Gidersen çökeceğiz, dağılacağız. Bir kadın eliyle yıkılan ailemiz gene bir kadın eliyle ayakta kalacak. Kılıcıoğlu ailesi ikimizle devam edecek. Yıldız Tepe'de hepsi seni bekliyorlar. Kalmanı istiyorlar. Gitme Sevgi. Seviyorum seni.